Can sağlığı olsun. Allah canı sağlık. Manayı manayı da yeni yapmış. Onu da yeni yapmış. Tamam. O kayınız kes. O da sınırlar. Kazan sağlık olsun. Altını söylemiyor. Ha, dur. Söylesene abi. Bu. Bunu manaya bak. Sana alalım şeyini geri göndersin. 500. 500. Ben bir tane yapıyorsun. İyi misin? Dur şey mi yedin? Ağır berdan ekeliyim, hayır. Ben ne diyorum? Sen evde de buradasın abi. Ya ben duymadım ki yani. Bu araba hatasız mı ya sizde? Saat 11'de misafirlikten geldim. Saat 3-4 sıra aralığında patlama sesiyle uyandım. Bir arkaya geldim, araca baktım, araç alevler içinde. O an ne yapacağımı şaşırdım, direkt itfaiye aradım. İtfaiye aradıktan sonra memur arkadaşlar geldi. Ondan sonra kimseye bir düşmanlığım yoktur, kimseye bir husumetliğim yoktur. Yani bu aracın bu hale gelme nedenini hala çözmüş değilim. Yani bunu yetkililerimizden bir an önce bulunmasını ve çözülmesini talep ediyorum. Durum bundan ibarettir. Görmüş olmuş olduğunuz üzere İsmail Polat kuzenimin aracı bu haldedir. Kendisi 2 gün evlidir. 2 günlük daha yeni bir evli bir çift. Kendisi akşam 10 civarı evine giriyor. Gece 2.30-3 sıralarında bir patlama sesiyle uyanıyor. Aracının yandığını görüyor ve bunun için 112'den ambulans ve polis ve itfaiye geliyor. Aracın içinde bulunan 110 bin TL'lik ziynet eşyadan sadece kalan bunlardır. Kendisi şu anda mağdur durumdadır. Kendisi yanımdadır. Kendisi Mezreli. Benim kuzenim olur. Yetkililerden bir an önce bu olayın aydınlatılmasını, yapanların yakalanmasını, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bir daha bunun gibi şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Daha da ben konuşmayayım.